Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 2018 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet 2018 yılında gezegenler nasıl ve sizi hangi konularda destekliyor, hangi konularda da daha dikkatli olmanızı gerektiriyor? Şimdi onlara kısaca bir göz atalım. Evet, ay düğümleri, kadersel ay düğümleri Aslan Kova aksında olacak Kasım ayına kadar ve tutulmalarımız, ay ve güneş tutulmalarımız da yine Aslan ve Kova burcunda olacak 2018 yılında. Bu yıl 5 tutulmamız var. 3 güneş tutulması, 2 ay tutulması yaşayacağız. 31 Ocak ve 15 Şubat'ta Aslan burcunda ve Kova burcunda güneş ve ay tutulmaları var. Ardından yaz aylarında 27 Temmuz'da Kova burcunda ay tutulması, 11 Ağustos'ta Aslan burcunda bir güneş tutulması var. Bunlardan farklı olarak bu yıl 13 Temmuz'da bir de 20 derece Yengeç burcunda güneş tutulması meydana gelecek. 3 güneş tutulması yaşayacağız. Evet, tutulma döngüleri sizin 5. ve 11. evlerinizi hareketlendiriyor. Aslında 2017 yılında da bunları yaşadınız. Bu yılda devamı niteliğinde konularla uğraşabilirsiniz. Tutulmalar yaşamımızda bazı kapıları açabilir, bazılarını kapatabilir. Yeni yaşam deneyimleri karşımıza çıkarabilir. Yeni insanlarla tanışabiliriz. Özellikle Aslan Burcu 11. evinizde kuzey düğüm ve buradaki tutulma döngüleri Ocak sonunda Ağustos ayının ortalarında sizin yeni insanlarla, yeni kişilerle tanışmanıza, bunlarla beraber yaşam hedeflerinizde bazı değişimler olmasına, yeni projeler, yeni hayaller, yeni dilekler, yeni umutlar belirlenmesine neden olabilir. Arkadaş çevrenizde de yine son 1,5 yıldır bazı değişimler yaşamaya başladınız ki bunların da etkisi bu yıl devam edebilir. Ama daha çok hani sizi geliştirecek, belki de gelecekle ilgili projelerinizde etkili olabilecek önemli figürler bu dönemde arkadaşlar karşınıza giriyor ya da bazıları da hayatınızdan çıkıyor. Aşk hayatınız, yine daha genç yaşta bir teraziyseniz, aşk hayatınız, flörtler, ait olduğunuz arkadaş gruplarında da bu dönemde böyle önemli hareketlerin, gelgitlerin olduğunu görebilirsiniz. Bazen bir arkadaşınız, flörtünüz olabilir ya da önemli aşk ilişkilerinizde değişimler olabilir, rol değişimleri olabilir. 2018'de bu anlamda yine hareketli ve hızlı bir dönem olabilir. Evet, bu yıl Jüpiter Akrep Burcu'nda yılın sonlarına kadar, 8 Kasım'a kadar, 2017'de Jüpiter sizin burcunuzdaydı. Tabii ki Jüpiter olan yerde biraz daha insan kendini koruma altında hissedebiliyor, şanslı hissedebiliyor. Birçoklarınız bunu yaşamlarında deneyimledi, bazılarınız da bu yıl deneyimleyecek. Çünkü Jüpiter ikinci evinize geliyor ve Akrep Burcu'ndaki bir Jüpiter de kuşkusuz para konularında size daha çok vaat ediyor bu yıl. Hani kazançlarınızın artması, gelirlerinizin artması, bütçenizin genişlemesi, mal varlıklarınızın çoğalması gibi konularda Jüpiter'den destek alabilirsiniz. Kasım ayına kadar. Evet, emek harcadığınız konularda, özellikle geçtiğimiz yıl kendinize yatırım yaptıysanız, yeni işbirlikleri kurduysanız, yeni işler kurduysanız, onların kazançları bu yıl artabilir. Geri dönüşlerini maddi anlamda bu yıl hissedebilirsiniz ve kendinizi parasal konularda daha güvenli hissedebilirsiniz. Özellikle 2005 yılına, 2005 yılı ve 2006 yıllarına dikkat edin. Bu yıllarda da Jüpiter Akrep Burcu transiti altındaydı ve bu süreçte de buna benzer etkiler olabilir. 8 Kasım'dan sonra ise artık Jüpiter Yay Burcu'na geçecek. Yılın sonlarında ve 2019'da Jüpiter Yay Burcu'nda biraz daha hani bilimsel konularda, iletişim konularında, zihinsel kavramlarda, bilgiyi alma, öğrenme, eğitim gibi konularda da sizin için daha verimli olacak diyebiliriz. Evet, Satürn, sorumluluk gezegenimiz, eli sopalı öğretmenimiz Satürn, Oğlak Burcu'nda bu yıl öncü bir burçta, sizin için de önemli bir hareket kuşkusuz. Çünkü Satürn size çoğu zaman dik açı yapacak bu süreçte. 2020 sonlarına kadar Satürn Oğlak Burcu'nda olacak. Bu yıl özellikle Terazi Burcu'nun ilk derecelerinde doğduysanız, Eylül'ün sonlarında, Ekim'in başlarında doğduysanız Satürn'den etki alabilirsiniz. Ve sizin dördüncü evinizde ilerleyen bir Satürn burada ev, yuva, aile konularını, kariyer konularını biraz daha test edecek gibi görünüyor.
Plüton zaten uzun süredir Oğlak Burcu'nda, dördüncü ev alanınızda. Belki de çok köklü ailesel dönüşümler yaşadınız bu dönemde. Ev ve yuva ile ilgili konularda, kariyer konularında, aile büyükleriyle ilgili konularda bunları zaman zaman hissettiniz. O Plüton'un baskısını ve güçlü dönüşüm enerjisini. Satürn biraz daha hani yapı kurmak, inşa etmekle alakalıdır. Biraz daha bazı şeyleri sağlamlaştırmak ister. Dördüncü evinizden geçen bir Satürn'ün kuşkusuz size bir emlak getirebilir, bir gayrimenkul sahibi olabilirsiniz. Özellikle Satürn-Plüto birlikte hareket edecekleri için ve yıl boyunca da ikinci evinizdeki Jüpiter'le de iyi bir teması var. Satürn ve Plüton Akrep Burcu'ndaki Jüpiter'le iyi anlaşacaktır. Dost evlerde olacaklar çünkü. Bu size ait toprak, gayrimenkul, emlak gibi kavramların kazanç elde etmenize imkan verebilir. Yani bir emlağı satabilirsiniz. Bir toprağa, bir gayrimenkulü satıp bundan kazanç elde edebilirsiniz. Veya bir gayrimenkule, bir toprağa yatırım yapıp yine mal varlığı edinerek yine bir yatırım yapabilirsiniz. Size ait emlakların dönüşümü, kentsel dönüşüm gibi, hani Plüto Satürn bu anlamda dönüşümü, yıkımı ama yeniden yapılması gibi kavramları da gündeme getirebilir. Bu biraz daha uzun süreli bir etki. Bu yıl da olabilir. 2020 yılına kadar da bu orta vadeli etkiyi hissedebilirsiniz sevgili teraziler. Bunun yanı sıra aile büyükleri, ebeveynler, zaman zaman onlarla ilgili sorumlulukları daha fazla hissediyorsunuz. Veya onların sağlık sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekiyor. Bazılarınız yaşlı aile üyelerini kaybetme riskiyle de karşılaşabilir zaman zaman. Veya kariyer hayatınızda genel anlamda yaşamdaki statünüz ve sorumluluklarınızla ilgili, görevlerinizle ilgili konularda da burada dönüşümler yaşıyorsunuz. Sorumluluklarınız artabilir, kişisel otoriteniz artabilir veya otorite pozisyonlarıyla ilişkilerde. Bunlar devlet ve devlete ait konular da olabilir. Aile büyükleri veya üstleriniz olabilir. Onlarla ilgili konularda da zaman zaman burada yine üzerinizde bir baskı hissetmeniz, biraz daha böyle ciddi enerjiler altında olmanız, sürekli kontrol ediliyormuş gibi bir baskı altında hissetmeniz mümkün. Bazılarınız dördüncü evinizdeki bir Satürn-Plüto etkisiyle ev ortamında iş kurmak, çalışmak gibi veya bir aile işi veya onunla ilgili sorumlulukları almak gibi etkilerle de karşılaşabilirler. Evet, dolayısıyla kariyere, ailevi konulara bu yıl daha ciddi ve sorumlu yaklaşmanız gerekiyor gibi sevgili teraziler. Ancak parasal anlamda daha rahatsınız, daha verimli bir dönemde olduğunuzu söyleyebiliriz. Evet, uzun süredir 2010'dan bu yana Uranüs Koç burcundaydı. Bu yılın Mayıs ayına kadar yine Koç burcunda ilişkiler evinizde. Özellikle de Ekim'in sonlarında 20-23 Ekim arası doğan terazileri biraz daha hani Uranüs zorlamaya devam edecek. Ama 15 Mayıs'tan sonra Uranüs artık Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek ve sizin üzerinizdeki o stresli enerjisini azaltacak sevgili teraziler. Bu yıl iki gezegen, iki kişisel gezegen retromuz var. Kuşkusuz özellikle ilişkiler alanında bunlara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle her şeyden önce sizin gezegeniniz Venüs'ün bir retrosunu yaşayacağız. 1,5 yılda bir bu retro döngüsünü yaşıyoruz. 5 Ekim 16 Kasım arasında Venüs 10 derece akrepte retro harekete başlayacak. 25 derece teraziye kadar bu retrosu sürecek. Bu dönemde öncelikle kendinize olan güveninizin, özdeğer duygunuzun, belki de bunun ilişkilerde olan kısmının sınandığı bir süreç olabilir. Biraz içe çekilme dönemi, biraz kendinizi sorgulama dönemi ya da maddi kaynaklarınızı bir gözden geçirme dönemi olabilir. Önemli ilişkiler kurmak, önemli harcamalar yapmak ya da parasal konularda anlaşma ya da sözleşme yapmak için çok uygun bir dönem değil. Bu döneme dikkat edin. 5 Ekim 16 Kasım arası. Bir diğer retromuzda Mars retrosu 26 Haziran 27 Ağustos arasında yaşayacağız. 2 aylık bir dönem bu. Kova burcunda başlayıp Oğlak burcunun son derecelerine doğru Ağustos'un sonlarında hareket edecek. Mars retrolarında da biraz daha enerjisel anlamda içe dönüş olabilir. Kendimizi ifade etmekte, inisiyatif almakta zorlanabiliriz. Sizin için aslında çok zorlu bir açıda başlamıyor. 5. evinizde oluşacak. Biraz böyle aşk ve flörtlerle ilgili konularda heyecanlı durumlar da yaratabilir, sürprizler de getirebilir bu retro hareket. Daha sonra
Ağustos'un sonlarına doğru da biraz ev içerisindeki ilişkileri, aile ilişkilerini dikkat etmekte fayda var. Kazalara ve sakarlıklara da dikkat etmekte fayda var tabii ki. Temmuz'un sonları ve Ağustos'un başları hem tutulma döngüsü hem Mars retrosu. Bir yandan da Mars retro yaparken Uranüs'le de dik bir açı yapacak Temmuz'un sonlarında. Bu dönemde özellikle finansal konularda yatırım yaparken, risk alırken ki borsa ve benzeri spekülatif konulara da ilginiz varsa daha güvenli hareket etmekte, temkinli hareket etmekte fayda var. Hani planladığımız gibi gitmeyebilir bir şeyler ya da o tutulma enerjileriyle, retro gezegen enerjileriyle bir şeyler biraz ters gidebilir sevgili teraziler. Ama genel anlamda bu yıl özetlersek öncelikle parasal anlamda kendinizi daha güvende hissedebileceğiniz koşullar oluşabilir. Ailevi konular, emlak, mülk, gayrimenkul, toprak, toprağa dair her türlü kavram, kariyer gibi konularda daha güçlü dönüşümler ve sağlam yapılar kurma durumundasınız ve bunun size maddi anlamda faydası olabilir, desteği olabilir. Evet, ilişkiler evinizdeki stresler artık bu yıl daha da azalıyor. Genel anlamda yıl boyunca biraz daha kendinizi güvene alma, özellikle maddi anlamda güvene alma dürtünüz artıyor ve bunu da daha çok ailevi konular ve gayrimenkule dayalı kavramlarla başarabilirsiniz ve bunlardan da destek alabilirsiniz sevgili teraziler. Yıl boyunca yine günlük, haftalık, aylık videolarımızla size yol göstermeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Mutlu ve başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.